Kim? O kadar da değil. Sınırlarını bilsen. Bir şey biliyorum da konuşuyorum herhalde Meltem. Kim? Tanımadığım bir numara. Açma. Niye? Bana ver, ben konuşacağım. Hayır efendim. Öyle bir şey olmayacak. Açmayacağım. Peki tamam, hemen yolluyorum. Meltem, hemen telefonundan bir fotoğraf çekip göndermemiz gerekiyor. Ne fotoğrafı? Birlikte bir fotoğraf. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Haluk'la niye boşanmamızı istediklerini söylemediğin sürece hiçbir şey yapmayacağım. Ben yeteri kadar şey yaptım. Haluk bugün Işıl diye sarışın bir kadınla ve Tuna'yla birlikte Haluk'un ofisinde Tuna'nın ajansının çekeceği yeni reklam filmi için bir toplantı yapmış. Nasıl? Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Onlar söyledi. Meltem, bak bu şekilde zaman kaybediyoruz. Ve sen bana zaman kaybettirdikçe onlar da beni sıkıştırmaya devam ediyorlar. Lütfen yardımcı ol. Haluk'tan ne istiyorlar? Söylesene! Bilmiyorum dedim ya Meltem. Bak, bu insanlar açıklama yapmazlar, anladın mı? Ve bu insanların kaybedecek hiçbir şeyleri yok Meltem. Ama bizlerin var. Ve senin kaybedecek çok şeyin var özellikle Meltem. Onlar da bunun farkında. Şimdi lütfen verir misin şu telefonu artık? Hemen yolluyorum. Avukatım. Sen benim telefonlarımı da mı dinliyorsun? Tamam. Sakin ol. Telefonlarınızı falan dinlemiyorum Meltem Hanım. Sadece takviminizden hatırlatma bildirimi geldi ben mesaj gönderirken. Oradan gördüm. İyi. Bugün Haluk'la iş bölümü yaptık. O Zeynep alacak okuldan, ben de avukata gideceğim. Bu boşanma işlemlerini biraz daha hızlandırmasını söyleyeceğim. Malum 2 ay beklememize gerek kalmadı. İlgililere bildirebilirsin. Meltem, her şey yoluna girdiğinde de ailece görüşmeye devam edebilir miyiz? Çünkü ben sizi çok sevdim. Yani Haluk'u da seni de çok sevdim. Ve size çok alıştım. Bence bu iletişimi koparmayalım. Ben çıkıyorum. Sen burada mı kalacaksın? Yo. Havuca gideceğim. Bir oğlumla yakın arkadaş olmadığın kalmıştı.
Merhaba, ne haber Meltem? İyiyim Tunacığım, sen? İyi, çıkıyor muydunuz yoksa yani ben rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Merhaba, ben Gençer bu arada. Merhaba Gençer, pardon. Şey, şunu bir dakika, şunu koy, affedersiniz. Şey, yanlış hatırlamıyorsam siz Orçun'un özel ders hocasısınız değil mi? Evet. Tamam, tamam. Ta kendisi. Tanışmak bugüneymiş. Evet, bugüne kısmet oldu. Evet. Şey Meltem, ben yukarıda saksafon çalışıyordum ben. Çocuklar ders çalışıyormuş, o yüzden yani beni buraya yolladı. Gönül gel. Eyvah. İzin verirsen hani şey diyecektim yani. Tabii yani şimdi çocuklar ders çalışırken saksafon çalışmak olmaz. Ama ben de evden çıkıyordum şimdi. Boş istediğin gibi burada çalışabilirsin. Görüyorsunuz değil mi? Yani ben gerçekten söylemeden neredeyse söyledim. Çok teşekkür ederim Meltem. Zahmet vereceğim sana yani. Ne demek ya? Tamam. Mahsur harika insanlar. Ben de yeni tanıdım ama şimdi hiç kopamıyorum. Yoksa ben izin verirsen tabii, şey tabii, yapayım. Tabii tamam. Biz çıkıyorduk zaten. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Kolay gelsin. Görüşürüz, sağ olasın. Hadi bak, iyi bak. Kolay gelsin. Hadi bay bay. İyi çalışmalar. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir gün size de şey yaparım ben. Bir restart yaparım. Çok isterim. Tamam tamam, merak etmeyin. Çalışıyor, görmüyor musun ya? Sen neden çıktın sizi? Ya sen gidip kendi evinde çalışsan niye burada çalışıyorsun? Ya gönül yolladı ya. Çocukların dersi varmış, git dedi aşağıda çalış dedi. Onun için geldim buraya. Ya tabii akıllı kadın yani. Hiç o kendi çekemedi, buraya yolladı seni. Hiç de bir kere abicim. Gönül bir kere öyle yapmaz. Benim hobilerime gayet böyle sıcak yaklaşır. Bunlar hobi abi. Öğreneyim diye can atıyordur şimdi. Ona çalışacağım zaten sonra. Ha bu hobi ne zamandan beri var? Var, çok eskiden beri var abicim. Işıl yüzünden var değil mi? Ne alakası var abicim, ne alakası var? Ben küçüklüğümden beri saksafona meraklıyımdır bir kere, tamam mı? Benim arkadaşlarım gitar kursuna gidiyordu, ben saksafona gidiyordum. Çünkü ben kendine münhasır bir adamım. Farklı bir enstrüman olması lazım. Bak sana da çalayım, dinle. İstemiyorum, istemiyorum. Beni dinle. Müthet abi. Bak ben buraya kafa dinlemeye geldim. Hazır evde kimse yokken kafamı dinleyeceğim. Çalıp durma şunu. Ne olur yarım saat bana katlansan, ne olur yani, ne olur. Zaten işim var. Ondan sonra caz konserine gideceğim Işıl'da. Pardon? Işıl'la mı? Evet. İkiniz? Evet, ikimiz. Dominant teyze gelmiyor mu? Çocukların sınavı var dedi abiciğim. Ben söyledim yani, ben de gitmeyeyim dedim. Yok dedi, tutturdu sen de git diye. Ya zorla gidiyorum yani, öyle düşün. Hiçbir... Zorla? Tabii ki zorla. Ya şey gibi yani, sanki bir iş konserine gidiyormuşum gibi. Yani başka hiçbir şey yok yani. Ya Mustafa konuşma, iş konseri ne demek? İş konseri abiciğim, ya sonuçta yani bir markanın temsilcisi bir kız görüyor. Ben de ajans temsilcisi olarak beraber iş konserine gidiyoruz. Bunda ne var yani, niye şey yapıyorsun burada bu kadar? Bir Allah aşkına izin ver, ne olursa 15 dakika çalışayım ondan sonra giderim. 15 dakika. Sana 20 dakika veriyorum ve içeri gidiyorum. 20 dakika sonra seni burada görmek istemiyorum. Bu sesini duymak istemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi duyunca geleceksin buraya, diyeceksin 2 saat çal. Oğlum sanki içeride başımda çalıyormuşsun gibi ses çıkarıyor bu ya. İçeride de duyuyorum. Ne olur 5 dakika izin daha ver. Daha süre dolmadı bir kere. Niye geliyorsun üstüme üstüme? Ya Haluk aç. Oğlum hadi beni bırak şimdi, biraz sonra komşular kapımıza dayanacak. Hiçbiri dayanmaz, bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Çünkü ben hepsini tek tek gezdim, izin aldım. Hayır, hepsinden izin aldım, bir tek benden izin almadım. Ya sen benim kardeşim değil misin? Gelip senden izin mi alacağım ya? Aa ne var? Acaba Meltem'le konuştuk, ne var yani bunda? 5 dakika izin ver. 5 dakika çalayım, ondan sonra bitiyor. Son 5. Oğlum bak 5 dakika sonra eğer susmazsan onu alır böyle terastan aşağı atarım ha. Bir dakika şu, bak bu çeri çeri ne soruyor? Bak, bir baksana. Ya neye bakın? Allah Allah, Allah. Oturuyorum burada. Nasıl böyle, bak, nasıl duruyorum Haluk? Baksana bir daha. Dört dakikam var abi.
Gel seyircileri selamlar. Sonunda bitti. Bu abicim senin müzikten anladığın bu yani. Aşk olsun yani. İnsan bir tebrik eder. Bir ne güzel çaldın filan der yani. Daha ağır şeyler söylemediğime dua et. Ben gidiyorum abi. Işıl'ınla buluşacağım biliyorsun. Önce kafede buluşacağız. Ondan sonra da konsere gideceğiz. Şişt bana bak sakın ha. Abuk sabuk bir şeyler söyleme ha. Ya yapar mıyım abicim öyle bir şey ya? Ya söylüyorum sana iş konseri diyorum bu. İş konserinde insan ne yaparsa ben de onu yapacağım yani. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen de dikkat et kendine tamam mı? Böyle kötü görüyorum seni yani. Ya iyiyim ben, iyiyim. Hadi, tamam. Boş ver sen. Eğer istediğin bir şey olursa beni ara, tamam? Gelir sana saksafon çalarım ben. Alo, sen de bir şeyler çalsana, beraber çalırız. Daha güzel olur, eğlenceli. Ne dersin? He? Ya hadi ya. Hadi gidiyorum ben, tamam. Merak etme, kendime dikkat ederim ben de. Bicim bize gel de beraber çalalım. Alo? Nasıl yani? Aa! Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı soruyu sana soruyorum. Sen niye bana soru soruyorsun? Senin Zeynep'i alıyor olman gerekmiyor muydu? Aynı şeyi ben sana sorayım. Senin Zeynep'i şu anda okuldan alman gerekmiyor muydu? Haluk sabahtan beri sana çocuğu almayı unutma diyorum. Unuttun mu sonunda? Çocuğumuz okulun kapısının önünde beklerken sen ne yapıyordun Meltem? Ha? Elif öğretmen seni de aramış ama telefonun kapalıymış. Şarjım bitti. Evet. Ben gidip Zeynep'i alıyorum. Evet lütfen zaten alıyor olman lazım. Sabahtan beri sana unutma diyorum. Ben de geliyorum. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Sen burada bekliyorsun. Ben gidiyorum. Hasbinallah ya. Mete oğlum hadi oyuna başlayacağız. Seni bekliyoruz. Geldim geldim çatlama geldim. Bak kardeşim bak sana mısır patlattım. Oo sağ ol kardeşim. Al bak bu da senin en sevdiğin meyvesi. Çok teşekkürler. Hadi bak. Maşallah ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Ya değil mi? Tabii tabii biz çok iyi anlaşırız onunla. O benim kardeşim ya. İş ortağım aynı zamanda. Evimin direği direği. Yiyeceksin şimdi kafana o direği sen. Yiyeceksin. Ya aynı zamanda çok da esprili bir kardeşimiz. Evet evet fark ettim. Şey peki yani... İmrendim dostluğunuzda falan ama hani zor olmuyor mu ortaklık? Ne? İş ortaklığı yok canım. İş zaten bizim kendi işimiz. Biz ne badireler atlattık ama sonunda ayakta kaldık kardeşim. Evet ya sonunda öyle bir yere getirdik ki içinde fena para kazanmıyoruz ama. İyi yani durumumuz çok iyi. Süper. Daha da iyi olur umarım. Yani daha iyi olmak zorunda. Daha çok para kazanmalıyız. Çünkü Avuç evlenecek. Eğer çok para kazanamazsak evlenemez yine benim başıma kalır mı? Çok komik. Komik ya, komik değil mi ya? Komik. Mete oğlum sen hangi takım seçiyorsun? Ben Liverpool istiyorum abicim. Muhammed Salah. Seni Jürgen Klopp seviyor, tamam. Emre, babanın yanında çalışmak yerine kendi işini kurmayı tercih etmen gerçekten İmrenilesi bir davranış. Ya abi, babamın yanında çalışmak zor ya. Yani en iyisi böyle freelance. Bak oh keyfim yerinde. Sadece kendime ve sevgili iş ortağıma hesap veriyorum. Bir de Meto arı gibi çalışkan. Evet evet, işçi arı. Ben işçi arıyım, o kraliçe arı. Çalışıyorum. Bir aydır tüm Türkiye'yi gezdim. Evliya Çelebi'ye döndüm sayesinde. Ya şimdi evlilik arifesi ben mi geçseydim kardeşim? Ya tamam tamam ya. Öyle bir şey. Ama zaten babanın işi de biraz zor galiba. Geçen sefer birileri girmiş, sonra çıkmışlar işten. Kim çıkmış ya? Aman Hüseyin abileri mi diyorsun? Sen bırak onlara ne bakıyorsun ya? Yok yok Hüseyin abi falan değil ya. Şey, Tutku diye birisi girmiş. Sonra da ayrılmış. Orçun'la Merve söyledi bana da. Tutku mu? Yo,
ben tanışmadım kendisiyle, bilmiyorum yani ama kendince bir sebebi vardır herhalde. Çünkü babamın çalışanları genelde mutludur. Sen tanışmadın mı? Yok. Ama o sizi bayağı iyi tanıyormuş. Yani Orçun'la Merve söyledi de. Yani denk gelmedik herhalde. Ben hiç karşılaşmadım. Sen biliyor musun? Karşılaştın mı Meto? Yok yani duydum ama hatırlamıyorum yani. Karşılaşmadım. Yok yok. Yani. Neyse neyse ya. Biz başlayalım artık. Bakıyoruz ilk maç. Milan, Paris, Saint Germain. Buyurun beyefendi. Hadi bakalım. Meto Bey tahminleri alalım. Zor maç. Çok zor. İki denk takım. Ama tabii gece çok iyi bence. Duruşundan falan çok profesyonel. İşin zor. Ama sen de çok biliyorsun. Sen burada bekle, maç sonu göreceğim senin yüzünü. Hazır mısın? Hazırım. O zaman start. Başla bakalım. 2-2'den son dakikada aldı ya adam maçı. Neyse. Bakalım şimdi. Al kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Sıradaki maçımız Liverpool-Milan. Bak gece göreceksin. Bu maçta acımayacağım Meto'ya. Sen asıl havucun suratındaki değişimi gör abiciğim böyle. Hatta öncesi sonrası yap. Ama ne kadar komik görüyorsun. Espriler espriler. Hadi 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 hadi. Hadi. Peki bu Tutku hiç daha önce sizin eve falan geliyor muydu? Duydun mu hiç? Ya sen bu kızı niye bu kadar çok soruyorsun? Ha? İnce işler mi? Anlayalım yani. Ha? Yok ya. Hayır, daha önce o Merve ile Orçun'a ders veriyormuş. Hayır, şimdi ben veriyorum. Hani o bırakmış bir anda, o yüzden merak ettim yani. Ya neyse tamam, bırakalım Tutku'yu, goy goy bırakalım. Meto Bey, korkunun ecele faydası yok. Buyurun. Hadi abiciğim, hadi hadi başlat hadi. Evet. Yani hem şirketten ayrılması, hem çocuklarla dersi bir anda bırakması, aynı anda olması çok ilginç ya. Ya niye ilginç olsun ki abicim ya? Belki işten ayrıldı, şehir dışına gitti. Özel ders vermeyi de bu yüzden bıraktı. Ama çocuklar veda filan da etmedi dedi ya. Bir anda bırakmış gitmiş. Ya abi belki de bir sorun oldu, bilemeyiz ki. Bizimkiler öyle herkesi kolay kolay hayatlarından kestirip atmaz. Ya atmaz ama ben atarım, ben atarım. Ya gece lafa tuttun beni. Şu kazmadan gol yedik ya. Tamam. Tamam sustum. Hadi hadi. Göreceksin sen şimdi. Yavaş oğlum ya. Ne yavaş ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutar.